Basri dede diye birisi yoğun bakımdaymış, Allah sağlık ihsan etsin. Cenab-ı Hak ibadetle geçirilmek üzere hayırlı uzun ömür ihsan etsin. Tüm hastalarına. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî hedâna lihâdâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbina bilhaq. Sallu alâ rasûlina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii'i dunubina ve kurreti a'yunina Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kad semi'allahu kavlelleti tücadiluke fi zevciha ve teşteki ilallah. Vallahu yesma'u tahavurakuma. İnnallâhe semî'un basîr. Sadakallâhu'l-azîm. Ve kâle Rasûlullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, hamsu salavâtin iftaradahunnallâhu teâlâ. Femen ahsene vudûehunne ve etemme rükû'ahunne ve huşû'ahun kâne lehu alallâhi ahdun en yagfira leh. Sadaka Rasûlullah ve nataka Habibullah. Sahihiyette budur azam keramet, şeriatta eder ol istikamet. Bilinmez batın amma var alamet, müridanı olur hep ehli sünnet. Firar et ehli bid'attan gidelim, cemali ve kemale seyredelim. Cenab-ı Hak hayatta olduğumuz müddetçe doğruları konuşmaya, doğruları dinlemeye ve yalnızca hakikatin ardından gitmeye bizleri muvaffak eylesin. Amin. Üstadımız, veli nimetimiz, baş tacımız, Efendi Hazretlerimiz, kürsüde her hususta Allah'ın muradını, emrini hiçbir şeyden korkmadan açık açık söylediği demlerde, kürsünün altında onun bal tadındaki sohbetlerini, nasihatlerini dinleyen, dinledikçe de müteessir olan ihvandan bazıları sadece kalben tasdikle yetinmeyip üstada kürsünün etrafında doğru söylüyorsunuz Efendi Hazretleri deyip onu tasdik edince üstad da derdi ki, tabii doğru söyleyeceğim. Yalan söylemek için mi hoca oldum? Derdi. Yalan söylemek için Kur'an'ı öğrenmedik. Yalan söylemek için hadis okumadık. Yalan söylemek için bir ömür fıkıhla, bir ömür tefsirle uğraşmadık. Nasıl peygamberlerin yalan bir şeyi Allah'a isnat etmeye yetkileri, salahiyetleri, niyetleri, gayretleri yoksa, olmamışsa, bizim için de, bir hoca için de Allah'ın kullarını Allah'a davet cehdinde, gayretinde olan bir insan için de doğruları
söylemek vazgeçilmezdir. İslam'ı anlatan insanların birçok vasfı vardır. Allah'a davetin birçok şartı vardır. Onlardan bir tanesi de اَلَّذ۪ينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ حَس۪يبًا buyurur Cenab-ı Hak. اَلَّذ۪ينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللّٰهِ Kim olursa olsun. اَلَّذ۪ينَ يُبَلِّغُونَ Tebliğ ediyorlar. Ulaştırıyorlar, duyuruyorlar. رِسَالَاتِ اللّٰهِ Allah'ın Risalesini, Allah'ın davetini, Allah'ın mesajını, Allah'ın mektubunu Allah'ın kullarına ulaştıran, duyuran insanlar. Ve yahşevnehu. Bunu gerçekten Allah'ı tanıyıp Allah'a duydukları hürmetten, Allah'a duydukları tazimden kaynaklı korkuyla bunu eda ederler. Acaba bir eksik yapabilir miyim endişesiyle. Kur'an-ı Kerim'de havf geçer, korkmak demektir. Haşiyet geçer, o başka bir şeydir. Korkmak hiç beklemediğiniz bir tehlikeli durumla karşılaşırsınız. Gece zifiri karanlıkta aniden biri karşınıza çıkar, o havftır. Ama haşiyet burada ve yahşevnehu Allah'tan korkar demiyor peygamberler için. İslam davetini anlatan, tebliğ edenler için mücerret, çıplak bir korkudan bahsetmiyor Cenab-ı Hak. Onlar Allah'ı tanırlar. Kimin sözünü, kimin sözcülüğünü yaptığının idrak ve bilinciyle havf değil, haşyet sahibidir. Haşyet, muhatabınızı tanırsınız. Azametini, kibriyasını bilirsiniz. Onun karşısındaki konumunuzun farkındasınızdır. Burası çok önemlidir. Burası çok önemli. Bütün ibadetlerde Allah'ın huzuruna çıktığımızda okuduğumuz bütün ayetlerin manasını anlayabilsek inanın iki rekat namazda halden hale gireriz. Girmemiz de gerekir. Farkında mıyız bilmiyorum. Ben zaman zaman onu tefekkür ettiğimde şaşırıyorum. Bakın şimdi beni 30 küsür senedir Kur'an ilimleriyle uğraşan bir hoca olarak beni buraya çağırdınız, kabul ettiniz, kürsüye çıkardınız. Hatta bir adam zannettiniz, şimdi dinliyorsunuz. Kulak veriyorsunuz, diz çökmüş, istifade etme derdindesiniz. Siz beni hoca kabul ettiniz. Ama buradan ineceğim sokağa çıksam kimse bana hoca muamelesi yapmayacak. Herhangi bir resmi daireye girsen vatandaş oluveriyorsun. Hocalık bitiyor. Adam dükkanında patron. A 500 kişiye birden emir veriyor. Devlet dairesine girince sıradan bir vatandaş. Geç kardeşim sıraya. Cenab-ı Hak dakikalar içerisinde bize zıtları yaşatıyor. Kürsüde alimsin. İlmini anlamayanların arasında sen de cahilsin. Tıpkı askeri elbise giymiş bir er gibi. Neyi taşıdığının, neye sahip olduğunun bir anlamı yok. Mevla bize sürekli zıtları yaşatıyor. Hastanede doktor eve gidince hasta oluyor. Zıtları yaşıyor. Askeriyede yüzbaşı komutan eve gelince hanımın yanında er. Zıtları yaşatıyor. Aslında bütün bunlarla beraber acziyetimizi yaşayacağımız duruma bizi sokunca sana az önce verilen nimetleri, makamı, mevkii, zenginliği, gücü, kuvveti, kudreti kimin verdiğini unutma diyor Cenab-ı Hak. Sonra askerinin karşısına geçtiğin zaman o kudreti senden bilme. Şükret. Cenab-ı Hak bak gene seni hoca yaptı. Gene seni komutan yaptı. Gene seni patron yaptı. Sonra aşağı iniyorsun, sıradan birisin, unutma diyor, hepsi benim. Bir gün çıplak, bir gün giyinik tabiri caizse. Bir gün apoletlerimiz omuzumuzda, bir gün
Hepsi sökülmüş. İnsan bu. Ve iki rekat namazda ne okuduğumuzu bilsek aslında hep bunları yaşıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil alemin deyince Allah'ı bütün alemlerin Rabbi, Efendisi, sahibi bilince sen de Allah'ın bir kulu, kölesi, sahip olduğu bütün nimetleri kendisine borçlu olduğun bir Allah'ın huzurunda olduğunu düşüneceksin. Errahmanirrahim dediğin zaman kuluna nihai derecede acıyan, ona hakiki nimetler veren bir Rabbin huzurundayım. Merhametine muhtacım çünkü ben tepeden tırnağa günahkar. İkramına, ihsanına muhtacım çünkü ben fakirim. Ya eyyühennâs entümül fukarâ ilallah vallahu vel ganiyyül hamid. Allah iki rekat namazda söylediğimiz her kelimede Cenab-ı Hakk'ın huzurunda Allah'ı tanımlarken aslında bize kendimizin ne olduğunu da öğretiyor. Velillahil esma'ül husna. Esma-ül husna, Allah Celle Celaluhu bize 99 tane bir rivayete göre 100 tane ismini tek tek Peygamber Efendimiz vasıtasıyla öğretiyor. Niye? Sadece Allah diyebilsek yetmiyor. Yeter. İmanımız olur ama ubudiyetimiz kemale ermez. Cenab-ı Hakk'ın Rahman dediğinde bizim duruşumuz başkadır. Doktorun yanında başka bir şey konuşuruz. Hakimin karşısında başka bir şeyler düşünürüz. Bir zengini gördüğün zaman başka. Orman Bakanı'nın yanında başka, Sağlık Bakanı'nın yanında başka. Öyle değil mi? Yani siz dünyanın en iyi aşçısını gördüğünüz zaman aklınıza ne gelir? Dünyanın en iyi kalp doktorunu gördüğünüzde aklınıza ne gelir? Aynı şey mi gelmiyor? Tabii ki hayır. Allah'ın 99 tane ismi var. Her birini zikrettiğinizde o isme uygun bir kulluk ortaya koyma. Şafi dediğiniz zaman hasta olduğunuzu hatırlayacaksınız. Doktoru gördüğünüzde ona menemen yemeği nasıl yapılır sormazsınız değil mi? Patlıcanın nasıl pişirileceğini sormazsınız. Efendim benim şöyle bir rahatsızlığım var. Acaba bu neyin belirtisidir? Bunun için tavsiye edeceğiniz bir şey var mı dersiniz? Dünyanın en iyi tabibiyle karşı karşıya kaldığınızda. İşte şafi dediğimiz zaman bütün hastalıkların şifası elinde. Hepsi anahtarı elinde olan bir Allah'ın huzurundayız. Rahman yahut Gaffar dediğimizde İnsanı bugüne kadar yaptığı bütün ayıplarını örtecek, gerçekten kararlıysa bir daha aynı hatalara düşmekten her seferinde bahaneler ortaya çıkararak onu alıkoyacak bir Allah'ın huzurundayız. Yani dünyada bizim araçlarımıza, evlerimize yaptığımız sigortaya benzemez. Ya Hafiz, ey kulunu muhafaza eden Allah. Osmanlı döneminde sigorta şirketleri yok. Herkes evine, dükkanına, kapısına ne yazıyor? Ya Hafiz. Fransız büyükelçisi gelmiş İstanbul'da dolanıyor. Bakıyor her evin, her dükkanın kapısında Ya Hafiz yazıyor. Demiş ki ya bu Ya Hafiz ne şirketi demiş. Çok meşhur her tarafta bunun adı yazıyor. Bizimki de nasıl anlatsın şimdi ya Hafiz'i manasını anlatacak efendim. Demiş ki bu sigorta şirketi demiş. Sigorta şirketi herkes evine. Sigorta şirketine benzemez. Sigorta şirketi başınıza gelecek beladan sizi muhafaza edemez. Eğer bir musibet, bir yangın husule gelmişse zararınızın bir kısmını o da 9'u doğurduktan sonra telafi etmeye çalışır.
Ama ya Hafiz öyle değil. Allah muhafaza etti mi, Allah bir kulunu muhafazasına aldı mı, ona hiçbir zarar dokunamaz. Peygamber Efendimiz'i öldürmeye kasteden Mekke'deki bütün müşriklerin arasında Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eline aldığı bir avuç tozda ve cealnâ min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fâhşeylâm fehum lâ yubsirûn okuyarak müşriklerin arasından görünmeden çıkıp gitmiştir. Ya Hafiz budur. Ya Hafiz, bütün kılıçlar, bütün mermiler, bütün nallular sana yönelmiştir. Bütün dünya inancından, imanından, Allah adamı olduğundan dolayı seni kastetmiştir. Ama kimse bir şey yapamaz. Kimse dokunamaz. Yıllarca üstadımız Efendi Hazretlerimiz, işte ellezîne yübellihûnallâhe, ellezîne yübellihûne risâlâtillâhi ve yakşavnehû, bu ölçüye sadakat göstermiş. Allah'tan gerçekten haşyet etmiş ama. Yalnız kaldığı zamanlarda bile rahat ayağını uzatmayacak kadar. Kalp ameliyatı geçirmişti yıllar önce. Hastaneye ziyarete gittik ailece. Yeni ayılmış, gözlerini daha yeni açmış, sırt üstü yatıyor. Selam verdim, geçmiş olsun. Size şifanızı ikram etsin Allah. Böyle dua ve temennilerde bulunurken üstad dedi ki Molla Mahmud, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yan tarafı üzerine yatmaktan rahatsızlık duyar. Yan tarafı üzerine yatma sorunu olursa rahatsızlığı sebebiyle sırt üstü yatardı. Sırt üstü yatınca da sağ ayağını sol ayağının üzerine koyardı buyurdu. Baktım gözümün ucuyla, kalp ameliyatından yeni çıkmış, vallahi o halde bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini yapma derdi. İşte Allah aşıklarının en sonunda ulaştıkları nokta nedir biliyor musunuz? Bidayetteyken sevginin ifade şekli farklı olabilir. Tarikat aileye yeni girdiniz. Yüreğiniz Allah sevgisiyle yanıyor. O sevginin ifade şekli farklı olabilir. Bir takım cezbeler olur. Bir takım yürek yanmaları olur. Yemeden içmeden kesilirsiniz. Gözünüze uyku girmez, hep zikretmek istersiniz. Farklı televünler, farklı merhaleler yaşanır. Ama kemalat-ı nübüvvete ulaşıp tam bir peygamber varisi olursanız, o zaman sevginin dili tek bir cümledir. İtaatül mahbubdur. Sevgiliye itaat etmektir. Peygamberin sünnetini yaşamaktır. Allah'ın dediğini yapmaktır. Başka hiçbir şey değildir. Şiir yazmaya gerek yok. Gazel okumaya gerek yok. Ben Allah'ı çok seviyorum deyip zikretmek, bazı dervişlerin, tarikatların yaptığı gibi dönmeye gerek yok. Nihayette sevginin dili itaatül mahbub, Allah'a itaat etmektir. Sevgilinin her dediğini sorgulamadan yapmaktır. Hastaneden çıkıyorsunuz. Kalp ameliyatından çıkmışsınız. Ve siz daha gözlerinizi açarken Allah beni şu halde görüyorsa görmek istediği şekilde görmelidir diye Resulullah'ın yaptığı sünnet hatırınıza geliyor. Sağ ayağınızı sol ayağınızın üzerine koyarak yatıyorsunuz. Akşam oldu. Ben de bu sünneti yapayım dedim. Sırt üstü yattım. Sağ ayağımı sol ayağımın üzerine koydum. Gözüme uyku girmiyor. Şimdi bu akşam siz de deneyeceksiniz muhtemelen. Nefis illa istiyor sol ayağı sağ ayağın üzerine koymak. Tersini yapınca uykusu kaçıyor. Nefis böyle. Allah'ın ne dediğini umursamıyor.
ancak kendi dediğinin peşinden gitmek istiyor. اَلَّذ۪ينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهُ Onlar Allah'ı o kadar tanırlar ki, Allah'ı tanıdıklarından, Allah'a duydukları tazim, hürmet ve saygıdan dolayı itaatte, ibadette, davette kusur işlemezler. Cenab-ı Hak bize de böyle bir haşyet ihsan eylesin. Havf da güzel bir şeydir ama haşyet daha büyük bir makamdır. Onun için innema yahşallaha min ibadihi ulema buyurmuştur. Allah'tan hakkıyla Mevla'yı tanıyarak haşyet eden, çekinenler alimlerdir. Niye? Çünkü bir alim Allah'ın kul üzerindeki hukukunu bilir. Ne için yaratıldığını bilir. Bütün sorumlulukların idrakındadır. Onun için Allah'tan hakkıyla ancak alimler korkar, alimler haşyet eder buyurmuştur. Ve yahşevnehu ve la yahşevne ahaden. İşte burası çok. Ancak Mevla'yı gücendirmekten çekinir. Başkası umurunda değildir. Ve yahşevnehu ve la yahşevne ahaden. Yeryüzünde hiç kimse onun umurunda değildir. Rahmetli Hızır Efendi bir grup hoca efendiyle beraber emri bil maruflara giderdi. Şimdi biraz sanki bu işler zayıfladı mı bilmiyorum. Eskiden azıcık böyle Nasara Yensur'u okuyan, çalışan da olsa, emekli de olsa kendi aralarında böyle bir araya gelirler, güler yüzlü dedeler, tatlı dilli dedeler, dükkan dükkan gezerler, kahve gezerler, insanlara kâle Allah, kâle Resulullah derlerdi. Bunun çok bereketi olurdu. Hiçbir dünyevi maksat olmadan, hiçbir para beklentisi olmadan, bağış almadan, sırf Allah'ı bu millete hatırlatmak için atılan adımlar öyle tesirler meydana getirirdik. Kahve köşelerinde ömrünü ikna eden gencecik kabiliyetleri alır camiye çeker. Hatta 90 yaşında Nuri amca diye birisi var. İki tane bastonla zor yürüyor. Vallahi. Her gece emmarfa çıkıyordu. İki tane bastonla zor. Ama gitmediği hiçbir yer yoktu. Cemevlerine, Alevi derneklerine gidiyordu. Onun bu gayretini görünce cemevindeki mesul insanlar ona hürmet ediyorlar. Çünkü 90 yaşında bir adam davasını haykırmak için yola çıkmışsa, inanın gittiği her taraf ona yol olur. Gittiği her taraf ona yol olur. Söylediği her söz, onun bakışları bile tesir eder. Onun için cem evinde toplanıyorlar. Tam da o saatte bu gidiyor emri bil maruf. Diyor ki müsaade eder misiniz? Ben de bir konuşayım. Çıkıyor kürsüye. Onların sevdiklerini söyledikleri dille konuşuyor. Hazreti Ali'nin peygamber sevgisinden, Hazreti Ali radıyallahu anh'ın namaza düşkünlüğünden bahsediyor. Abdestsiz yere basmamasından bahsediyor. Ve o insanlar sonra ona hürmet ediyorlar. Bizzat kendi arabalarıyla getirip İsmail Ağa'ya kadar, evine kadar teslim ediyor. Ve yahşevnehu ve la yahşevne ahaden illallah. Tek kaygısı Allah olana her şey yardımcı olur. Ve kefe billahi hasibe. Allah hepimize yeter. Allah hepimize kafidir. Cenab-ı Hak her istediğini Rabbinden isteyen, her ihtiyacını ondan temin edebilen kullarından bizleri eylesin. Hazreti Musa Aleyhisselam böyle ufak bir talebi olur, Cenab-ı Hakk'a avuç açar. Büyük bir talebi olur, Cenab-ı Hakk'a avuç açar. Bir gün yanlış mı yapıyorum diyerek Allah'a münacatta bulunur. Ya Rabbi, acaba edepsizlik mi yapıyorum? Büyük küçük ne olursa önce senin kapını çalıyorum demiş. Sevgili Allah'ımız da ona demiş ki hayır ya Musa. İstediklerin büyük de olsa,
çok büyük de olsa, çok küçük de olsa önce benden isteyeceksin demiş. Öyle deyince Hazreti Musa Aleyhisselam hemen gayrete gelmiş. İlk aklına gelen şu: Kâle Rabbi erini andur ileyh. Madem ki küçük, büyük, çok büyük ne istiyorsan benden iste. Ya Rabbi erini andur ileyh. Bana cemalini göster de bir göreyim. Sana doya doya bir bakayım demiş. İstemekte bir mahsur yok. Cenab-ı Hak demiş ki: Kâle len terâni velâkin andur ilel cebeli fein istakarra mekânen fesevve terâni. Bu dünyada görmek ya yok ya Musa demiş. Biraz sabredeceksin. Kâle len terâni, beni dünyadayken göremezsin demiş. Ve bu vuslat ahirete bırakılmış. Allah Celle Celaluhu cemali ne kadar güzelse, lütfen dikkat ediniz. Cemali ne kadar güzelse, cenneti ne kadar güzelse, tarif ederken emalide وَيَنْسَوْنَ النَّعِيمَ اِذَا رَأَوْهُ فَيَا خُسْرَانَ اَهْلَ الْاِعْتِزَالِ وَيَنْسَوْنَ نَعِيمَ يَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ بِغَيْرِ كَيْفٍ diye başlıyor. Müminler cennete girdiklerinde cennetten Allah'ı bir keyfiyeti, bir tanımı, bir şekli olmadan görecekler. Ama öyle görecekler ki وَيَنْسَوْنَ النَّعِيمَ, cennetin nimetleri bu kadar güzel olduğu halde onu gördükleri zaman her şeyi unutacaklar. İdeal abi. Onu gördükleri zaman. Cennet ne kadar güzelse. Ben bazen cennetin anlatıldığı ayet-i kerimelere gelince böyle dalıp gidiyorum. Çok hoşuma gidiyor. Sizin gitmiyor. Sadece hurilerden, hanımlar nasılsa yok. Sadece hurilerden bahsedenler mi? Hayır. Allah bir cennette bir bardak su ikram ederken bile öyle inceliklere temas ediyor ki. Ve mizacuhu min teslim. Aynen yeşşabu bihel mukarrabun. Ve idâ râyte temme râyte na'imen ve mülken kebîr. Cenneti anlatırken Allah hususi kelimeler kullanıyor. Bir bardak suyun bile itinayla verildiği bir alemden bahsediyor. Cennettekine benzer şekilde hanımdan su istediğinizde size su getirse, hususi bir bardak hiç kimseye verilmemiş, hiç kimse de kullanılmamış, ilk evlendiğinizde sizin için hususi imal edilmiş bir bardak. Harika bir şey. Altı var. Üstüne sizin için hususi bir peçete yaptırmış. Su istediğiniz zaman dinlendirilmiş bir su. Sıcaklığını, soğukluğunu tam sana göre ayarlamış. Biraz ılık, biraz soğuk demesine gerek kalmayacak derecede tam, her zaman tam istediğin gibi. İçine bir nane yaprağı koymuş. Yanına bir limon dilimi iliştirmiş. Sonra da tebessüm ederek gelip bir an böyle hayale daldınız. Bir an bakıyorum böyle uyumaya hazır. Olsun, hayali de güzel. Bir gün olacak. Bugün olmasa. İnanın evde hanımlar böyle hizmet etse kimse camiye çıkıp gelmez. Bir gün Efendi Hazretlerimiz caminin şadırvanında kendi kendine konuşan bir adam gördü. Siz kendi kendine konuşan var mı içinizde? He? Kendi kendine normalde akıllı bir adam konuşmaz. Kendi kendine konuşan da akılsız demek değildir. Ama %90 hanımla kavgalıdır. Onun için kendi kendine konuşur. Şadırvan'da Mehmet Efendi kendi kendine konuşuyor. Aklı başında da bir adam. Efendi Hazretlerimiz bunu görünce arkadan selam vermiş. Selamun aleyküm Mehmet Efendi. Üzülme, üzülme demiş. Hanımlarla her vakit aramız iyi olsa camiye cemaat bulamayız demiş. Bu kadar cennettekine benzer bir iltifat olsa kimse evdeki hizmeti bırakıp camiye secde etmeye kolay kolay gelmez. Hatta ve hatta böyle bir hanımı olsa inanın her yerde Fadime'nin ismi zikreder. Allah bize böyle ikram edecek. Allah bize bugün de böyle ikram etmiş. Kim diyebilir ki benim gözüm
Benim gözüm herhangi bir uzmanın, herhangi bir göz doktorunun yaptığı gözden daha kötüdür, daha kalitelisidir. Dünya göz hastanesine gitseniz, Allah'ın verdiği gözün yerine ondan daha mükemmel değil, kalite olarak ona yakın bir göz bile buraya koyamazlar. Mevla yaratırken de itina göstermiş. İnsan olarak itina göstermiş. Müslüman olarak da kıymet vermiş. Kur'an-ı Kerim'e size nasıl hitap ettiğine bakarak bir okuyun. وَلَوْ لَا دَفْرُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ Bugün gelirken okuduğum Haç suresinde. وَلَوْ لَا دَفْرُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ Ey Müslümanlar! Size sesleniyor Allah Celle Celaluhu. Varlığınızla yeryüzünde ne yaptığınızın farkına varın. İman bize ne kazandırmış? Hangi rolü biçmiş? Hangi sorumluluğu yüklemiş? Sen neyin bekçisisin? Neyin sözcüsüsün? Farkında mısın? Allah Celle Celaluhu. وَلَوْ لَا دَفْرُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ Bazı insanlar var. Bütün kainatı ifsat etme derdindeler. Farkında mısınız? İnanın, Birleşmiş Milletler fonuyla fonlanıyor. Bu cinsiyet eşitliği dedikleri bu hastalık, bu sapkınlık, bu pislik, bu rezillik koca koca devletler, Birleşmiş Milletler tarafından, Avrupa Birliği tarafından fonlanıyor. Bu böyle kendi başına 3 tane 5 tane serserinin bir araya gelmesiyle değil. Dünya çapında ticaret yapan firmalar Dünya Bankası'ndan kredi almak zorundalarsa önlerine diyorlar ki sen cinsiyet eşitliğine dair prensiplerimizi kabul edeceksin. Ürünlerinde bunları teşvik edecek, bunu tasdik edecek imzaları atacaksın. Ondan sonra sana kredi veririm diyor. Eğer siz Dünya Bankası'ndan veyahut da Batı menşeli bankalardan, hatta Türkiye'de bazı bankalardan kredi almak isterseniz veya uluslararası bir ticaret yatırım yapmak isterseniz o yönetmenin altına imza atmak zorundasınız, yoksa bizim pazarımıza giremezsiniz diyorlar. Ne yapıyor biliyor musunuz? Bunların derdi hürriyet bahşetmek değil. Bunların derdi aile yapısını bozmaktır. Yıllar önce bir Amerikalı profesöre soruyor spiker. Diyor ki, efendim diyor, Amerika'yı tehdit eden 4 tane büyük tehlikeyi anlatır mısınız? 4 tane bize söyleyin, şunlar, şunlar, şunlar Amerikalıları, Amerika'yı, ülkemizi, devletimizi tehdit ediyor. Adam diyor ki 4'ü 5'i bırak diyor. Ben en tehlikelisini sana söyleyeyim. Sayıları bir tarafa bırak. Amerikan halkını da, toplumunu da, devletini de, milletini de tehdit eden en büyük tehlikeyi sana söyleyeyim diyor. Nedir? Aile yapısı bozuluyor diyor. Aileyi dağıtıyorlar diyor. Aileyi bir arada tutacak bir çaba kalmadı, bir akıl kalmadı, bir gidişat kalmadı. Şimdi size soruyorum. Acaba bizim memleketimizde de aile dağılmaya başladı mı? Efendim? Evet, bugün evleneceğim deseniz ama evleneceğiniz kız güya sizi çok seviyor, size aşık. Annemle babamla aynı binada, aynı evde oturacağız deseniz evlenebilir misiniz? Hayır. Siz evliliğe elveda. Bu şartı koştuğunuz zaman evde kalırsınız. Aile bir, bu düşünceyle dağıldı. Evde büyükler yoksa küçükleri zapt edemezsiniz. Şu bir yalandır. Çoluk çocuğun ilk hocası anne babasıdır, yalan. Böyle değil. Çoluk çocuğun, evlatların ilk
Hocası dedesiyle nenesidir. Babasıyla annesi değil. Baba zavallı, maişet derdinde. Çalışmak zorunda, sabahın erken saatinde evden çıkıyor. Akşama kadar kan ter içerisinde eve geliyor. Zaten uyumaya fırsatı yok. Anne ev işleriyle uğraşırken hangi çocuğu terbiye edecek? Azıcık fırsat bulabilir ama her şeyi söylediği zaman 7 yaşında annelerin kredileri bitiyor, görüyorsunuz. Annenin sözü evde geçmemeye başlıyor. Asıl buradaki arkadaşlarıma, abilerime sorayım. 50 yaşının üzerindekiler eğer dedeleriyle, neneleriyle beraber aynı evde yaşamışlarsa, aynı apartmanda, Fatiha'yı biliyorsa nenesi dedesi öğretmiştir. Amentü'yü biliyorsa dedesi, caminin yolunu biliyorsa dedesi elinden tutmuş götürmüştür. İlk hocası dedesi ve nenesidir. Biz onların oturduğu binayı bırak aynı mahallede oturmama kararı verince çocuklarımızı hocasız bıraktık. Rahmetli dedem Çanakkale gazisiydi. Bize gelince 90 yaşında, küsur yaşında bana derdi ki, o zaman 6 yaşlarındayım. Oğlum derdi, benim gözüm pek görmüyor. Sabah namazlarına, diğer namazlara giderken dereye düşerim diye korkuyorum. Elimden tutsan da beni sen camiye götürüp getirsen derdi. Ben de 6-7 yaşında bir anda kendimi kahraman zannediyorum. Dedesine rehberlik eden bir çocuk. Bazen de yolun gerçekten kenarında bir dere var. Dedem böyle dereye doğru giderdi. Hop dede derdim, onu yola alırdım. Sonra o gün havamdan geçilmezdi. Dedesini, canını, hayatını kurtaran bir torun. Böyle kendimi kahraman gibi. Anam da aferin aferin, ne büyük iş yaptın. Sonra ileride anladım ki meğer ben değil, dedem beni camiye alıştırıyormuş. Çocuğunu böyle camiye alıştıran kaç kişi var? Dede beni böyle camiye alıştırdı. Ben 6 yaşında, 7 yaşında sabah namazına gidiyordum. Bir evladın ilk hocası dedesidir, nenesidir. Ama biz aileyi dağıttık. Biz kendi evimize çekildik, amcaların aleyhine konuştuk, halaların aleyhine konuştuk. 3 kuruştan sebep çocuklarımızın yanında bütün akrabalarının aleyhinde zihinlerini kirlettik. Halbuki senin söyleyemeyeceğin nice şeyler var, kardeşin söyleyecek çocuğuna. Yeğen diyecek, alacak onu bir yemeğe götürecek. Bak, senden şöyle şöyle beklentilerim var diyecek. Halası çağıracak, ah benim kıymetli yeğenim diyecek. O ona söyleyecek. Böyle anneye babaya fazla iş kalmadan, evladıyla kavgaya girişmeden sülale birbirinin çocuklarını terbiye edecekti. Ama biz de oyuna geldik. Biz de kendi elimizle ektiklerimizi biçtik. Yuvalar şu anda aile yapısı zedeleniyor. Amerika'yı tehdit eden bizi de tehdit ediyor. Niye böyle yapıyorlar? Bunun finansal tarafı var, ahlaki tarafı var, idari, siyasi tarafı var. Finansal tarafı nedir? Biz kalabalık aileyi seviyoruz. Uyuyor muyuz? Uyumuyoruz değil mi? Kalabalık aileyi seviyoruz. Eskiden 10 kişi bir evdeydi. 10 kişiye bir tane lamba yetiyordu. Bir tane buzdolabı yetiyordu. Bir tane çamaşır makinesi. 10 kişinin işini hepsi görüyor mu? Olmaz diyorlar. 10 kişi ayrı evlerde oturacak. Dolayısıyla 10 kişiye kaç tane daire lazım? 10 tane daire. Sattı mı 10 tane daire? 10 daireye 10 tane buzdolabı lazım. Şimdi bir tane yerine kaç tane satıyor? Adam 1 milyar satıyorsa bir anda 10 milyar pazar oluşturuyor. 10 katına çıkar. Aileyi niye dağıtmak işine geliyor, anlıyor musunuz? İşte böyle. Sonra eğer ben diyor evlatları aileden uzaklaştırabilirsem, ama bu uzaklaştırma sadece ayrı eve taşınmakla değil. Eskiden babalar çocuklarını, kızlarını
mektebe de medreseye de gönderirse gözleri hep üzerinde olur. Şimdi gelinlik bir kızın 20 yaşındaki nefsi duvara merdivensiz çıkan bir delikanlıyı biz üniversiteye diye 1000 kilometre ötede başka bir memlekete gönderiyoruz. İşte annenin babanın tasarrufunun elinden çıkıyor. Çıkınca ayrı eve taşınmış bir evlat gibi, hatta daha serbest bir vaziyette üniversitedeki gençler istediklerini yapıyorlar. Babalarının hiçbirisine haberi yok. Üniversite okuyanlar ne demek istediğimi iyi anlıyorlar. Onun için diyorum ki ben size tavsiye etmem ama illa da ben efendim göndereceğim diyorsan gideceksin, evini oraya kuracaksın. Sen de onunla beraber aynı şehirde yaşayacaksın. Çocuk sabah evinden çıkacak, akşam senin evine gelecek. Yurtta veya pansiyonda şurada burada kalırsa çocuğuna o kadar güvenme. Sen kendine ne kadar güveniyorsun ki haram işlerin olsun da? Sen kendine ne kadar güveniyorsun? Yalnız kaldığında evliya mısın? Durmadan zikir, murakabe mi? Yalnız olduğumuzda şeytan bizimle uğraşmıyor. 18 yaşındaki çocuğun, kızın her şey başına gelebilir. Onun için ama mektep diyerek, ama diploma diyerek, ama kariyer diyerek, ama başka sebeplerle hürriyet diyerek, ama çalışacağım diyerek aileyi böyle dağıtmaya başladılar. Dolayısıyla artık 20 yaşındaki çocuk anneden babadan nasihat almıyor. Talimat almıyor. Zannediyor musunuz? Bizim vermediğimiz talimatları başkası ihmal ediyor. Yok. Talimatları sosyal medyadan almaya başlıyor. İşte bunlar. Bugün İslam ülkelerini, hatta bütün dünyadaki ülkeleri en fazla tehdit eden, en büyük tehdit hangisiymiş? Ailenin çözülmesi, ailenin dağılmasıdır. Aile sağlamsa, aile kuvvetliyse kolay kolay o ülkede dağılma olmaz. O ülke zayıf olmaz. Ama aile dağılmışsa, babanın evladına sözü geçmiyorsa devlet vatandaşını yönetemez. İşte İslamiyet, işte Kur'an-ı Azimuşşan bize iyi bir insan inşa etmenin yolunu gösterdiği gibi iyi bir aile inşa etmenin de yolunu, dersini verir. Onun için karı kocadan bahsederken uzun uzadıya bahseder. Evlada nasihatlerden bahsederken uzun uzadıya bahseder. Peygamberlerin bazen hanımlarından anlatır. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarının bir ara Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen ganimetlerden dünyalık bir beklenti içerisine girdiklerinden dolayı Kur'an ayetleri inmiştir. قُلْ يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ اِنْ كُنَّ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَا تُرِدْنَا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنِ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. Bir peygamber hanımı olarak ufacık böyle dünyaya meyil Allah'ı gücendiriyor. Onlara de ki eğer peygamberin tahtı nikahında olduğunuz halde, eğer sıradan insanlar gibi siz de dünyalık bir beklenti içerisindeyseniz, de ki hanımlarına, onlara verdiklerimin aynısını size de vereyim ama bundan sonra benimle işiniz olmaz diyor. Ve in kuntunna turidna Allah ve Resulü ve darel ahirete fe inna Allah adden lil muhsinati minkunna ecren azim. Ama yok, sizin derdiniz Allah'sa, sizin tercihiniz peygamberse, ahiret hayatıysa, biliniz ki hepiniz için büyük mükafatlar hazırladım diyor. Bizzat Allah bunu söylüyor. Ben hazırladım.
Bizim yaptıklarımızda eksik olur ama Allah'ın hazırladıklarında eksik noksan olmaz. Allah kusursuz, sıfatları kusursuz, fiilleri kusursuz. Her şey kusursuz. Cenab-ı Hak kusurlarımızla beraber kabul edilen kulların arasına bizleri de ilhak eylesin. Amin. İşimiz bu. Onun için bütün bunları hakkıyla anlayabilmek için illa medrese lazım. Medreseden bahsedilmediği, ulum-u şer'iyeye teşvik edilmediği bir meclisi, bir sohbeti boşa yapılmış kabul edilir. İnsanları susatıp 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 onlara bir bardak su ikram etmemek gibidir. Bütün bu hakikatleri konuşacaksınız. Sonra bu hakikatlerin öğrenileceği, tatbik edileceği, kazanılacağı yerin neresi olduğunu göstermemek orta sahada top çevirmek gibidir. Bir türlü gol atamayız. Gol atmak istiyorsak medrese. Dikkat ederseniz konuşmam esnasında mümkün mertebe göz teması yapmaya çalışıyorum. Simanıza bakıyorum. Niye biliyor musunuz? Gözünüzün rengini merak ettiğim için değil. Bakıyorum acaba bunlardan hoca olur mu olmaz mı? Zaten ilme çalışanlar var. Allah heveslerini ziyade eylesin. Gayretlerini ziyade eylesin. Cenab-ı Hak icazetle mürüvvetlerini görmeyi bize nasip eylesin. Amin. Ömürlerinin sonuna kadar dini mübini İslam'a dünyayı sevmeden, dünyayı istemeden, arzulamadan, hiçbir kimseye avuç açmadan hizmet nasip eylesin. Amin. Bu arada bakıyorum, acaba bunlardan hoca olur mu diye. Bir iki kişi var hoca olmayacak, gözüm pek kesmedi. Söyleyeyim mi kim oldu? Efendim? Söyleme. Evet. Hocam söyleyeyim. Söyleyeyim. Söyleme diyor bak büyükler. Söyle hocam. Onu söylemeyeyim de kimlerin hoca olabileceğini söylesem daha iyi değil mi? Mesela senden olur. Kalk bakayım bir soralım. Kalk bir ayağa. Şöyle dön cemaate. Bunlar hoca olur mu olmaz mı? Olur. Bak demek ben de isabet etmiş. Otur. Mesela şu delikanlı. Kalk bakayım. Ne diyecekler? Bak boylu postu hem de şalvarı cübbesi olsa benden yakışıklı olur. Olur mu bundan hoca? Olur. Gördün mü? Allah'ın izniyle. Kimin kızından aşağısın? Hepiniz olursunuz. Bugün başlasanız. Bunu söylerken latife yapmıyorum. Başka hususlarda şaka yapabilirim. Ama bunu söylerken asla şaka yapmıyorum. Gerçekten inanarak, gerçekten arzulayarak, gerçekten karınızı gözeterek bunu söylüyorum. Ben belli dönemlerde çok büyük sıkıntılar, iflaslar, zorluklar, çok çileli imtihanlar yaşamış insanlarla karşılaştım. Dert dinlemek bizim işimiz olmuş. Talebe gelir dert anlatır, hoca gelir dert anlatır ama hiç kimse düşünmez hocanın bir derdi var mıdır acaba? Biz dertsiziz biz. Bizim elhamdülillah hiçbir sıkıntımız yok. Doktorun hasta olduğunu hiç düşünmez. Cerrahpaşa'dan emekli bir doktor vardı. Derdi ki bizim buradaki kanser doktorları ahir ömürlerinde birçoğu kendileri kanser olur. Sonra gidip Amerika'da tedavi olmaya çalışırlar. Şimdi o zor sıkıntıları yaşayan insanların birçoğuna şunu demişimdir. Telaş etmenize gerek yok. Dünyada hiçbir sıkıntı müebbet değildir. Dünyada hiçbir sıkıntı, hiçbir keder, hiçbir darlık müebbet değil. Yani sonu var demektir. Bir gün bitecek. Bittiği gün ne diyeceğini ben şimdiden sana söyleyeyim. Bittiği gün diyeceksin ki iyi ki bu sıkıntıları yaşamışım. İyi ki bu sıkıntıları yaşamışım. Çünkü
o sıkıntılar sana çok şey öğretecek. Et ateşle pişer, insan sıkıntılarla pişer. Piştiğinde, olgunlaştığında, hayata bakışın, ahirete bakışın değiştiğinde sen de böyle bileceksin. Bir de şunu söylüyorum artık. Eğer okur hoca olursanız, Kur'an-ı Kerim'i açtığınız zaman Allah'ın size hitap şekillerini anlamaya başlarsanız ki birkaç senedir tefsir ilmiyle uğraşıyorum. O Kur'an ayetlerine içerisine girdiğim zaman inan Ali Aydar Efendi kaddesallahu sıra öyle buyururdu da şimdi azıcık anlamaya başladım. Allah'a nihayetsiz hamdü senalar olsun. Dermiş ki oğlum Mahmut Ruhul Beyan tefsirini okumaya başladığımda kadın mıyım, erkek miyim, gökte miyim, yerde miyim unutuyorum dermiş. Şimdi azıcık anlamaya başladım. Vallahi Kur'an'ın ayetlerini anlamaya, Allah'ın bizim gibi zavallılara hitap ederken nasıl hitap ettiğini, hangi inceliklere riayet ettiğini, nasıl gönül aldığını, nasıl üst perdeden mahlukatın en şereflisine konuşur gibi konuştuğunu gördüğünüz zaman, verdiği sırlar, verdiği nükteler, verdiği dersler, bunları gördüğünüz zaman inanın sanki cenneti bu hayatta yaşamaya başlıyorsunuz. Onun için diyorum ki Kur'an'ı azıcık anlamaya başlayan bir kardeşimiz olarak, 30 küsür senedir başka bir şeyle uğraşmayan bir kardeşimiz olarak imanım kadar eminim. Hoca olmak için, icazet almak için Kur'an'ı anlayıp ömrünüzün bundan sonraki günlerinde şu kürsüden veya bulunduğunuz yerden Ehl-i Sünnet akidesine riayet ederek, sahabenin yoluna riayet ederek, ulemanın yoluna riayet ederek İslam'ı anlatacak bir ehliyete sahip olmak için terk edilmeyecek hiçbir makam, hiçbir mevki, hiçbir mühür, hiçbir diploma tanımıyorum. Bu sözümü ahirette gelir bana sorarsınız. Ne diyeceğinizi şimdiden biliyorum. Çünkü 30 senedir okuduğum ilimler bana bunu söylüyor. Sen haklıymışsın diyeceksiniz. Ben de evet haklı olduğumu o gün de size söylemiştim diyeceğim. Onun için tereddüt etmeyin. Tereddüt etmeyin. Mutlaka hayata dair planlarınızın içerisinde hoca olmak, Kur'an'ı anlamak, Kur'an'la tanışmak böyle bir plan olsun. Hazır bu yola girmiş insanlar asla ve asla nefsin ve şeytanın desiselerine, vesveselerine fırsat vermesin. Son dönemde talebeler külliyede derse girdiğim tekamül talebeleri bana şu suali soruyorlar. Hocam, siz zaman zaman derse karşı, okumaya karşı, ilme karşı hevessizliğiniz olmuyor. Talebelere sorsanız, bir gün hevesli, bir gün hevessiz. Benim bir talebem vardı. Her pazartesi izinden dönüşte, hocam hevesim kaçtı diyor. Yarım saat anlat, tamam diyor. Ama bir hafta sürüyor. Gene bir hafta geldi, dedim bende ilaç bitti. Git dedim efendi hastanesine, seni o tedavi etsin. Daha benim yapacak bir şeyim yok. Yanına gitti, efendi hastanemiz daha odasına girerken şöyle baktı buna. Çak bir tane oradan sesine. Daha niye geldiğini söylemedi. Git hoca olacaksın ya, şeytan seninle uğraşıyor dedi. O tokadı yedi geldi biliyor musun? Böyle yüzü gülüyor. Hocam her tarafı kitap görüyorum. Eskisinden daha çok okuma hevesim geldi. Ama o tokat bizim nazlamalarımıza benzemiyor. Bizim sözlerimiz dikenli. Ama Mevla'nın dostlarının tokatlarında diken yok. Onun için insana gayret veriyor. Elhamdülillah. Zaman zaman en sevdiğiniz yemeği bile aynı iştahla yiyemezsiniz. Eşyanın tabiatı böyledir. Ama siz kendinize, zihninize hevessizlikmiş, iştahsızlıkmış, gevşeklikmiş,
yorgunlukmuş, buraya sokmayacaksınız. Buraya sokarsanız çıkarması zor olur. Daha önce anlatmıştım belki. Bir öğretmen biyoloji dersine girecek. Biyoloji dersini pek herkes sevmez. Çok nadirdir onun meraklıları. Şimdi sınıfa gelmiş ama herkes uyumaya hazırlanmış. Niyet ettim Allah rızası için. Hoca bunu anlayınca en zor şey dinlemek istemeyeni anlatmaktır. Hakikaten dinlemek istemiyor. Bazen düğün sohbetlerine gidiyorum. Bakıyorum efendim devamlı konuşuyorlar. Ya ben buraya niye geldim kardeşim? En az 3 saatimi ayırıyorum. Bir kuruş para derdim yok. Gidiyorum da oradan zarf alacağım değil. Allah'ın kullarına gün içerisine sıkıştıra sıkıştıra her tarafa koşturmaya çalışıyorum. Bir de gidiyorum adamlar dinlemeyecek. Ben bunu kabul eder miyim? İlla kendimi dinleteceğim. Şimdi hoca derse girmiş. Bakmış ki bunların biyoloji dinlemeye şeyi yok, niyeti yok. Demiş ki arkadaşlar bir dakika. Bugün size biyoloji dersi yapmayacağım. Oo sevinmişler, alkışlamışlar. Bugün demiş size bir bilmece soracağım. Tahtaya bir tane ağzı dar bir şişe çiziyor. Şişenin içerisinde de canlı bir tavuk resmi koyuyor. Diyor ki arkadaşlar bu şişenin içerisinde bu canlı tavuk. Nasıl girmişse girmiş. Şimdi sizden istediğim zeki talebeler olarak şişeyi kırmadan, tavuğu da öldürmeden bunun içerisinden çıkaracaksınız diyor. Başlıyorlar tartışmaya. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Ne cevap verse hayır diyor. Artık ümidi kesiyorlar. Diyorlar ki bu tavuk bu şişeden çıkmaz. En arkada haylaz bir tane talebe. Hep dersi kaynatan tiplerden. Tepesi atıyor çocuğun. Ya hocam diyor, bana ne bu tavuğu çıkarmaktan, kim soktuysa o çıkarsın. Hoca diyor ki işte doğru cevap bu diyor, tamam mı? İşte doğru cevap bu. Siz de diyor, biyoloji dersi gereksizdir diye, bu ders bize bir faydası olmaz diye kafanıza bu tavuğu soktunuz diyor. Bu düşünceyi. Bu düşünceyi kim uğraşırsa uğraşsın zihninizden başkası çıkaramaz. Kim soktuysa o çıkaracak. Onun için Kur'an-ı Azimuşşan zor diyorsanız, hafızlık zor diyorsanız, bu yanlış fikri buraya sokan kim? Sen. Sen. O zaman yapacağın şey bunu çıkaracaksın. Bir daha böyle şeyler buraya sokmayacaksın. Sabah namazına kalkmak zor. Yatsı namazını kılmak zor. Ne zor? Zor olmadığını şimdi size söyleyeyim. O kadar yorgursunuz ki. 3 gün gece gündüz çalıştınız, böyle ayakta duramıyorsunuz. Yatağa yığıldınız. Sabah namazına kalkma ümidiniz yok. Niyetiniz de yok. Sabah oldu 5. Vakit girdi 6'da. Bir yanık kokusu geliyor. Akşamdan aygazın üzerinde çaydanlığı unutmuşsunuz. Suyu bitmiş. Yavaş yavaş kulübü alev almaya başlamış. Birkaç saniye sonra yangın çıkacak. Sen de onunla beraber köfte olacaksın. Şimdi çok yorgunsun. Sabah namazına kalkma imkanı olmayacak kadar yorgun. Bu ateşin kokusunu alınca uyanır mısın, uyumaya devam eder misin? Efendim? Uyanırsın. Ben çok yorgunum diyenler parmak kaldırsın. Evet. Öyle bir fırlarız ki. Hani zordu kalkmak? Ondan sonra bir de Allah'a şükredersin. Ya Rabbi. Ya duymasaydım. Ya işitmeseydim. Ya cayır cayır bütün sevdiklerimle beraber yansaydım. Sen duymadın mı? Senin peygamberin aleyhissalatü vesselam bir vakit namaz için 80 sene cayır cayır yanacağını söylüyor. 80 sene
bir rivayete 80 bin sene. Ne fark eder ki? Efendi Hazretlerimiz bir sevenlerinden, talebelerinden birinin evine gitti. Adam dertli. Çocuğu namaz kılmıyor. 20 yaşında, 20 evlilik yaşına gelmiş. Namaz kılmıyor. Efendi Hazretlerimize durumu izah etti. Efendim ne olur dedi, birkaç kelime deseniz. Çağırdı çocuğu. Namaz kılmıyor ama hocalara hürmeti var. Elhamdülillah. Bizim memleketimizin insanları, gençlerinin hocaya hürmeti, tazimi vardır buyururdu Efendi Hazretlerimiz. Öyle duymuşum Kayseri'de. Var bu millet. Bu kadar hocaların aleyhine konuşulmasına rağmen hala hocalara bir hüsnü zannı var. Efendim bir hürmeti var. Bu çocuk da geldi oturdu. Evladım dedi. Sana şöyle deseler. 20 sene istediğin her şeyi yap. Nefsinin istediği her şeyi, bütün günahları işle. Hiç namaz kılma. Sonra da seni bir dakika şu kızgın fırının içine koyacağız. Sonra hiçbir günahın borcun kalmayacak. Desek razı olur musun dedi. Siz olur musunuz? Bir dakika 250 derecedeki bir fırının içerisine koyacaklar. Bir dakikaya 20 sene istediğin gibi at koşturdun. Bir dakika fırına gireceksin. Sobanın içine gireceksin. Razı olmam dedi. Ya buna razı olmuyorsun da bir vakit için Allah bir insanı 80 sene cehennemde yakacak. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh diyor ki bu dünyanın cehennemi inne nârakum te'avvede min nâri cehennem. Sizin dünyadaki ateşiniz cehennemin ateşinden Allah'a sığınıyor diyor. Ne kadar dehşetli ki dünyadaki ateş cehennem ateşinden Allah'a sığınıyor. Ya Rabbi ne olur? Beni cehennemin ateşiyle yakma diyor. Biz ne zannediyoruz? Oyun mu oynuyoruz biz? Bu din oyuncak mı? 124 bin peygamber laf olsun diye mi gönderiyor? Musab bin Ümeyr'ler, Hazreti Hamzalar boşuna mı can verdi? Allah bizim imanımızı harekete geçirsin. Amin. Onun için iman kalpte hapsetmek için değil. İman kalbi fethettikten sonra bütün azalara nüfuz etmek içindir. Onun namazı da olacak, zekatı da olacak, haccı da olacak, farzlardan ibaret kalmayacak. Nafilesi de olacak. Nafilesi. Ve en önemlisi haram lokma evimize girmeyecek. Bu hususta çok dertliyim. Bu hususta çok sıkıntılıyım. Pandemiden sonra maalesef iş ahlakımız tamamen darmadağındır. Tamamen. Sözünde durmayanlar, yaptığı işin hakkını vermeyenler, illa söylemek istiyorum. 10 sene önce birisine bir medresenin iç mimarlığını verdik. Adam öyle canını ortaya koydu ki. Hatta bazı işleri şöyle yap diyoruz, yapmam diyor. Ben nasıl güzel olacaksa öyle yaparım diyor. Benimle kavga ediyordu. Sonra hakikaten çıkardı, iş mükemmel oldu. 10 senedir o adama dua ediyor. Allah tuttuğunu altına edesin. 2 sene önce başka bir arkadaş bir medrese yaptırdı. O anlatıyor. Hocam diyor, elektrik 2 günde bir kesiliyor. Doğal gaz 2 günde bir arızalanıyor. Sıvalar akıyor. Ahşap zaten yapıldığından beri sıkıntılıydı. Eğri büğrü. Su tesisatı su kaçırıyor. Ben 2 senedir burada çalışan ustaların hepsine beddua ediyorum. Şimdi bir düşünün. Hepiniz esnafsınız. Ustalarınız var. Hepiniz bir iş yapıyorsunuz. Hocası da yapıyor, talebesi de yapıyor. Bir fabrika. Düşünün ki günde 1000 kalem mal üretiyor. Ürettiği mal tüketiciye gidince tüketici
aldığı maldan, bedelini ödediği, umut bağladığı maldan memnun değil, razı değil ve onu kullanırken her seferinde onu üreten adama beddua ettiğini düşünüyorum. Para kazandınız. Bir dönem Rusya'ya deri satan arkadaşlar o kadar şımardılar ki. Tekstil satanlar o kadar şımardılar ki. Arkadaşlar diyorlar, çorap gönderiyorlar. Çorabın bir tanesi başka renk, bir tanesi başka renk. Rus alıyor önce bu moda mı diye bakıyor. Ama birisi 43, birisi 39. Bunun moda olma hali de yok yani. İkisi de 43 olsa belki yutturacak. Böyle abuk sabuk işler yapıyor. Peygamber Efendimiz, ya o gavur ne olacak? Hayır. İttakû da'vetel mazlum ve in kâne kâfiran. Fe innehu leyse dûneha hicâbun. İttakû. Sakının, uzak durun da'vetel mazlum. Hakkını yediğiniz insanın ardınızdan beddua etmesinden Allah'a sığının, tedbirinizi alın. Ve in kâne kâfiran. Muhatabınız kafir bile olsa kandıramaz. فَاِنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ. Çünkü mazlumun bedduasıyla sema arasında bir perde yok. Allah hemen altını imzalıyor. Hemen o duayı kabul ediyor. Ondan sonra niye piyasa böyle? Niye şöyle? Niye böyle? Evet biz başkalarını düzeltemeyebiliriz. Efendi Hazretlerimiz derdi ki cemaat-i müslümin öyle zamanlar gelir ki kötülükleri engelleyemeyiz. Kötülüklerin önüne geçemeyeceğimiz bir zaman gelir. O zaman yine yapacaklarımız bitmemiştir. İyiliklerimizi çoğaltırız. Sen Balıkesir esnafı olarak dükkanına yazarsın. Bu dükkanda müşteri kandırılmaz. Verilen söz tutulur. Yazabilir miyiz bunları acaba? Müşteri memnuniyeti. Yalan. Müşteri memnuniyeti lazım değil. Sen emin bir adam. Emin. Kandırarak da müşteriyi memnun edebilirsin. Kandırmayacağını, yalan söylemeyeceğini, bir günde bitireceğim dediğin işi bir ay sarkıtmayacağını, verilen siparişin ikinci kalitesini kullanıp müşterinin anlamayacağı yerlerden para kazanmayacağına önce sen söz ver. Bak o zaman müşteri de memnun olacak, Allah da memnun olacak. Sen de memnun olacaksın. Peygamber de melekler de memnun olacak. Cami-i Sahir'de bir hadis-i şerif okumuştum. O kadar şaşırmıştım ki. Öyle bir zaman gelecek ki insanlar bulundukları beldenin çok uzak bir yerinde emin, sözüne itimat edilir bir insan olduğu zaman hayretle bahsedecekler. Ya bu adam var ya, bu adam var ya asla yalan konuşmaz. Verdiği söze riayet eder. Şöyle yapacağım derse mutlaka yapar. Güvenilir bir adam olunca insanlar ondan bahsedecekler, ona taaccüp edecekler, hayret diyecekler ya böyle bir adam kalmış mı diyecek. Cenab-ı Hak hepimize Muhammedül Emin'in emin ümmeti olmayı nasip eylesin. Amin. Allah işimizi düzgün yaparak insanların cebine değil insanların gönlüne talip olarak önce duasını sonra da lokmasını almayı helalinden kazanmayı bizlere nasip eylesin. Amin. Bir hayal edin, bir düşünün. Dükkanınıza gelen, malınızı alan herkes sonuçta size Allah razı olsun. Vallahi bundan daha kıymetli bir şey yok. Bursa'da Ubeydullah Hoca vardı. Allah rahmet eylesin. Amin. Mevla bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Amin. Kürsüden indiği zaman cemaat geliyordu. Hocam bana dua eder misin? O da en kıymetli ama kısa dua ediyor. Allah razı olsun. O şimdi güya dua etmiyor. Hocam dua eder misin? E mübarek ettim ya diyor. Allah razı olsundan daha büyük dua var mı? En büyüğünü yaptım sana, daha ne istiyorsun? O onu anlamıyor, onu küçümsüyor. Allah'ın rızasından daha büyük ikram olmaz.
Biz Mevla'yı kazanmaya bakalım. Bir sultanın köleleri var, cariyeleri var. İçlerinden bir tanesine çok ihtimam gösteriyor. Köle olduğu halde onunla hususi istişare ediyor. Cariye olduğu halde. Fakat bunu kıskanıyorlar. Niye ona bu kadar kıymet verdiğini herkese ispat etmek için sultan bir oyun tertip ediyor. Diyor ki bakın şu eve ihtiyacınız olabilecek birçok hediyeyi koydum. Lütfen girin. İstediğiniz hediyeyi alın sizin olsun. Hurra! Bütün köleler, bütün cariyeler oraya doluşuyorlar. Bunun çok kıymet verdiği cariye geliyor. Sultanım müsaade ederseniz ben sizi aldım diyor. Omzunu tutuyor. Müsaade varsa ben sizi aldım diyor. E niye senin elbiseye ihtiyacın var mı? Benim size ihtiyacım var. Çünkü ben sizi alırsam zaten hepsi benim olur. Maksut olan hanenin sahibidir. Bilmeyenler hanenin talibidir. Maksut olan hanenin sahibidir. Bilmeyenler hanenin talibidir. Allah rızasını küçük görmeyin. O kadar üzülüyorum ki. Bazen diyelim ki acil bir para, taksiciye para vereceksiniz, adam bekliyor. Bozuk çıkmadı. Bir bakkala giriyorsunuz, 20 liraya bozacaksınız veya 50 liraya bozacaksınız. Bozuk yok diyor. Sonra aynı dükkana giriyorsunuz, 50 kuruşluk bir kibrit alıyorsunuz. Adam Allah razı olsun hacı abi diyerek paranın üstünü saymaya başlıyor. Kuruşu kuruşuna kadar. 50 kuruş için bir insanın gönlünü alacaktın. Belki duasını alacaktın. Belki bir müşkilini izale edecektin. Allah'ın lütfuna mazhar olacaktın. 50 kuruştan senin için o daha kıymetli olmalıydı. Dünyadan daha kıymetli olmalıydı. Ama biz 50 kuruşun kölesi olduk. Allah'ın kölesi, Allah'ın kulu olamadık. Özeti budur. Allah kendine kul olmaya bizi muvaffak eylesin. Amin. Efendim.